İletişim için adres: Zuhurat Baba Mahallesi, Yüce Tarla Caddesi, No 46, Çamlık Bakırköy, İstanbul. Parlamenter ne işe yarıyor? Onu söyle bakayım. Bilmiyorsunuz yani. Ya biliyorum da kafadan atmayayım şimdi. Kesinlikle dönmemeliyiz. Dünyanın bütün gelişmiş ülkeleri başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Rusya olsun, Amerika olsun, Çin olsun, Kanada, bütün ülkeler başkanlıkla yönetiliyor. Parlamenter sistem geriye gitmek demektir. Ya parlamenter sistemde zaten şimdiye kadar 100 senedir parlamenter sistemidir. Ne yaptılar? Ne oldu? Tek bir Tayyip Erdoğan var. Denizin altında uçak gidiyor. Yani tren gidiyor, ben uçak diyeyim. O havada uçaklar, her şey yapılmış. Eskiden burası öyle değildi. Siz de hatırlıyorsunuz. 5-6 sene önce burası öyle değildi. Ondan sonra ta şeyde, sen söyle, Çamlıca'da güzel bir cami yaptı. Geçen gün ben gittim. Adam Müslümandır. Evet, geçmeli. Ya şu geçmeli. Ya çünkü yani tek adam yönetiyor. Yani o yüzden bir mantığı yok. Yani onu bıraksak yani Avrupa Birliği'ni reddediyor. Yani insan haklarını çiğniyor. Çiğniyorlar. Yani şu an insan gibi yaşamıyor kimse burada, bu ülkede. Türkiye tekrardan parlamenter sisteme geçmeli mi? Geçmeli. Neden geçmeli? Neden geçmeli? Çünkü çok eksiklerimiz olduğu için, çok hatalarımız olduğu için geçmeli. Geçmeli. Avrupa çünkü parlamenter sistemle yönetiliyor ve çok güzel yönetiliyor. Bizi tek kişi yönetiyor. O da istediği gibi at koşturuyor maalesef. Vallahi bilmiyorum, geçse daha iyi olur. Neden geçmeli? Yani böyle rahat olur, daha iyi. Bence geçmeli. Neden geçmeli? Ya her şey tek bir kişi bence idare etmemesi lazım. Şimdi tek bir kişi yani bir, yani şöyle düşünelim. Benim 100 tane şirketim var. Her bir şirkete ben nasıl bakabileceğim? Her biri nasıl ben idare edebileceğim? Yani ister istemez yani birini görevlendireceğim ya da şey yapacağım. Mutlaka birisi yanlış yapacak. Şu an hala yaptığımız gibi. Yani mutlaka Tayyip Erdoğan etrafındakileri, yani hepsi doğru değil ki. Bence onlar yanlış yapıyor. Yanlış yönlendiriyorlar bence Tayyip. Parlamenter sistem. Ben şu anki sistemden memnunum yani. Geçmeli. İttifaklar bizim Türkiye'mize göre değil. Geçmeli. Neden geçmeli? Bilmiyorum ama geçmeli. Yani daha iyi bir ülke için geçmeli diye düşünüyorum. Yani geri dönüş mü? Şimdiki bu şeyden geri dönüş mü diyorsun? Evet. Yok canım, sanmıyorum. Yani yapılan her şey bence iyidir yani. Amerika da aynı. Değil mi? Amerika da aynı paylaşsın sizler. Türkiye'de kötü bir şey yok. Yapılan bir kötü bir şey yok Türkiye'de. Sizce tekrardan parlamenter sisteme geçmeli mi? Yok öyle şey. Yani her şeyin eksik tarafları olur. Mutlaka tabii düzeltilebilir. Ama onu siyasetçiler bizden daha iyi bilir diye düşünüyorum. Geçilmemeli. Neden geçilmemeli? Yani ben 49 yaşındayım. Geçmişte parlamenter sistemin getirdiği çöküşleri ben gördüm. Şimdi sonuçta bakıyorum ülkemizde hayat biraz pahalı olsa da bunun yanı sıra yani böyle fazlasıyla güzel olan yatırımlar yapılıyor. Beğeniyorum yani. Bence geçilmemeli. Çünkü tek bir merkeziyeti, kuvvetli bir yönetim daha kolay kararların alınmasına sebep olur diye düşünüyorum. Yok. Parlamenter sistem yıllardır bu memleketin ayağına bir engel oldu. Biz 50-40 senedir koalisyonlardan ne çektik? Hepimiz biz biliyoruz. Bizim yaşımızdakiler biliyor. Bir senede 3 tane hükümetin kurulduğunu, yıkıldığını biliyoruz. Bir gazete manşetiyle hükümetler kuruluyordu, hükümetler yıkılıyordu. Ama şimdi hükümeti millet kuruyor. Oy veriyor, hükümeti kuruyor. 5 tane daha o hükümete hiçbir şey olmuyor. Bu da istikrar demektir. Bence geçsin daha iyi. Neden geçsin? Daha düzenli olur. Daha ne bileyim yani, bu mülkiciler falan hiçbiri olmaz gibi geliyor bana. Yok. Neden geçmemeli? Bu sistem de olmamalı. Daha nasıl bir sistem olmalı? Onu tam biz bilemeyiz tabii ki, ama onunla da gitmedi, bununla da gitmiyor. Ben parlamenter seçim. Ben bunu seçtim. Ben bunu istiyorum. Hani ben o cumhurbaşkanı, o bir partiler bir şey söylemiş. O değil. Ben referandum yaptım mı? Ben sandıkta şey yaptım mı? Bitti. Benim için bitti. Parlament sistemine? Evet.
Parlament sistemine zaten biz yapmışık her şey yani. Ama Recep Tayyip Erdoğan olmadan bu ülke vallahi bir şey olmaz. Olmaz mı? Olmaz efendim. Ne olur, dağılır mı? Dağılır. Birbirini yer millet.